Mehmet Şef'in yemeğini mi yapacak? Fitilini ha. Ama hamuru farklı bir şeyler. Köreli yapıyor. Ezgi, Ezgi. Şefim. Bugün çılgın Ezgi'yi mi göreceğiz, evet, yoksa? Bayağı çılgın Ezgi göreceksin. Bayağı çılgın Ezgi göreceksiniz. Evet. Ama ilk üçe girsen yetiyor. Ya şef, benim kafam öyle çalışmıyor ya. Ben sizi şaşırdım. Ya Eru ya Meru, değil mi? Aynen öyle. Ha? Çünkü siz şaşırdım ama olmamış bile deseniz benim için çok büyük bir başarı. Bizim için de böyle beklenmedik, sürekli sıradan şeyler yapmayan yarışmacılar keyif veriyor bize. Açık söylemek. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü her seferinde acaba ne gelecek diyoruz. Ne yani diyeceksiniz yani? İyi yemek yedik, kötü yemek yedik ama sıkıcı yemek yediğimizi hatırlamıyorum. Ben yani şöyle çok değişik bir şey değil, sadece tarzı ya şeyi değiştiriyorum, matematiğini değiştiriyorum. Bunu nasıl yaptın diyeceksiniz diye düşünüyorum yani. Hani yoksa yine bir içli köfte yorulacağım. Yine merakla bir Ezgi tabağını bekliyoruz o zaman. Ne yapacağım şefim? Ha? Tereyağlı kereviz sifon, bir fıstıkla beraber. Size balık sarma. Meme şefin bir tane yeşillikli iç tavuğusu var ya. Ha. Onu yapacağım. Bir de sos yapacağım. Arkadaşlar unutmayın, burada ilk üçe girmek önemli. Birincilik sadece moral açısından güzel. Ama birinci, ikinci veya üçüncü çıkarsanız en az bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantilediniz demektir. İlk 13'e kaldınız demektir. Önümüzdeki hafta zor bir hafta olacak. Çünkü 13'e kadar gelip 12'ye kalamamak da zor olur. Ama sizin şu anda derdiniz o değil. Sizin derdiniz ilk 13'e kalmak. O yüzden ilk üçe girebilecek tabaklar yapın. Tabakları tabii, tabaklar için bir şey söylemek için çok erken. Ama fikirler, herkesin çok güzel fikirleri var. Herkes konuyu iyi anlamış. Bence konsantre olun. Tabağınızda bir hata yapmayın. İlk üçe girmek için güzel bir tabak çıkarmanız gerekiyor. Bugün yine potadayım. Ama kendime güveniyorum bugün. Çünkü iyi bir tabağım var. Evde çalıştığım. İnşallah onu yaparak geçeceğimi düşünüyorum. Geçemezsem de sorun değil. Yani orada da artık o rahatlığa eriştiğim için kendimi bu konuda korkutmuyorum. Çünkü korkarsam yapamam diye. O yüzden şeflerimden birinin tabağı da gelirse en iyisini yapacağıma inanıyorum. Hazırlıklarım iyi gidiyor. Yani zaten çok kapsamlı bir tabak değil ama görsel ve lezzeti çok iyi bir tabak. Onu yapmaya çalışıyorum. Mehmet Şef'in kitabından bakmıştım. Onu yorumlayacağım inşallah. Bitirebilirsem güzel bir tabak olacak. Yer fıstığı geldi. Bugün ürünümüz yer fıstığı. Beklediğim bir üründü açıkçası. Çalıştığım da bir üründü. Güzel bir tabağım var. Sakin bir şekilde ilerliyorum. Umarım yetiştirebileceğim. Şu anlık her şey yolunda gidiyor. Potalar artık çok zor ve yani güçlü rakipler var. Zaten hepimiz güçlüyüz burada artık. Elimizden geldiğince yarışıyoruz. Ürün de gerçekten zor bir ürün. Beklediğim bir ürün müydü? Değildi ama olsun. Yapabileceğime inanıyorum. Ya potalara tabii ki bu hafta da İkinci kez potaya giriyorum. Potalara alıştık ama pota tabii ki burası zor bir yer. Stresli bir yer. Mücadele etmemiz lazım. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmıyoruz. Ne de olsa. Arkadaşlarım hepsi birbirinden tecrübeli arkadaşlar. Ama ben elimden geleni yapacağım. Bildiğim bir ürün. Asım Ufa. Çok severim. Çalıştığım bir ürün. Umarım başarılı olur. İlk turdan çıkarım.
yer fıstığı geldi. Çalışması güzel bir ürün. Tabii ama potadan stresi ve şeyiyle illaki zorlayacak her seferinde olduğu gibi. Aklımda bir yemek var şu an. Hem Asya hem böyle klasik Türk mutfağı, ikisini birleştirebileceğim şeyler yapmaya çalışıyorum şu an. Umarım ilk turdan yukarıya çıkarım ve haftaya devam ederim diye umut ediyorum. Yaratıcılık oyunlarını seviyorum. Aslında hiç çıktığından bağımsız. Şu an bir içli köfte yorumlayacağım. Yani kuru yemiş deyince böyle cevizden aklıma geldi. Antep, yani yer fıstığı da yapabilirim. Antep fıstığı, ceviz falan. Bir yorum yapacağım bakalım. Şeflerin beğenisini sunmaya çalışacağım. Yani şöyle biraz değişik bir teknik var içerisinde. Şefleri yine şaşırtmayı düşünüyorum. Şu an elimden gelen her şeyi yapıyorum. İlk turdan çıkmak için gerçekten elimden geleni yapacağım. Şu an iyi gidiyor. Bu stres yönetimini yarışmanın sonuna kadar devam ettirebilirsem ilk turdan çıkmayı düşünüyorum. Vallahi böyle bir kapışma görmedik daha önce. Artık her hafta ayrı bir kapışma oluyor ama bugün biraz daha farklı. Nigar. Efendim şefim. Saldırıyor herkes. Vallahi ben de saldırıyorum şefim. Yapacak bir şey yok. Ben de saldırıyorum. Nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor şefim. Vay be, yukarıda siz iki kişi mi kaldınız? Evet şef. Bir de Beyza var. Bir de Beyza'mız vardı. Erim. Evet şef. Kimi göndermek istiyorsun bunların içinden? Ya öyle bir şeyim asla olamaz burada şu an. Çok sevdiğim arkadaşlarımla birlikte kaldık hep. Birlikte yarışıyoruz. Sevmedik, yani çok sevdiğim arkadaşlarım kaldı derken sevmediklerin yukarıda mı? Az sevdiklerim, hayır az sevdiklerim gitti. Çok sevdiklerimle birlikte hep beraber yarışıyoruz demek istiyorum. Aman bunlar böyle şeyler yanlış anlaşılmalara değil mi? Mahal verebilir. Sevdiklerim aşağıda derken biliyorsun ben kalanları hep karşı taraf olarak sayıyorum. Otomatikmen. Onur. Efendim şefim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor şefim. Alıştım ben sen de buralara. Alıştık şefim ya. Haydi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman bu gecenin sonunda göreceğiz. Semih nasıl durum? Her şey yolunda. Güzel bir gün geldi. Tıraş mı oldun? Evet. Gideceğim diye mi tıraş oldun yoksa? Şef sence sizce ben öyle kolay kolay bırakır mıyım? Bırakmazsın ya, bırakmazsın. Allah'ın izin verdiği sürece, sağlığım olduğu sürece elimden gelenin her zaman en iyisini yapmak için uğraşacağım. Evet arkadaşlar, en zor potalardan biri. İki etaplı oyun sonunda bir kişi bize veda edecek. Bakalım o kim olacak?